İstanbul'da 100 yılı aşkın süredir Beykoz şehri olarak bilinen yeşil alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Cumhur İttifakı'nın oylarıyla millet bahçesi olarak düzenlendi. İstanbulluların nefes aldığı yeşillikteki inşaat alanı 1929 metrekareden 4800 metrekareye çıkarıldı. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in deniz hakimiyetine karşı bir ittifakın parçası olarak Avustralya'ya nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı filosu inşa etmekte destek olacağını açıkladı. Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi verilerine göre Ağustos ayında açlık sınırı 3000 TL'ye dayandı. Yoksulluk sınırı ise Temmuz'da 9906 TL iken Ağustos'ta 10.300 TL'ye yükseldi. İstanbul'da Topkapı Sarayı ve Ayasofya'nın hemen yanında, Cankurtaran'da otel yapılmak için yıkılan bir binanın enkaz kaldırma çalışmalarında Bizans Sarayı kalıntıları bulunmasına rağmen iş makinelerinin kullanılması tepki çekti. Türkiye'ye okçuluk tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Mete Gazoz, bu sefer Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Şampiyonası'nda sahne alacak.